Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyoruz. Gündemdeki önemli gelişmeleri Samimi Analiz programında masaya yatırmaya devam ediyoruz ve bugün birçoğumuzu yakından ilgilendiren ve hepimizin merak ettiği konular var. Acaba neyi doğru yapıyoruz, neyi yanlış yapıyoruz? İşte bu soruların cevaplarını arayacağız. Tabii ki internet mecralarında sosyolojik durumumuzu ortaya koymaya çalışacağız. İşte tam da bu anlamda çok değerli bir hocamız bizlerle, sosyolog Doktor Berat Dağ bizlerle. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haberlerde günlerdir hepimizin yakinen takip ettiğim bir takım fenomenler, sonrasında işte sosyal medyada ön plana çıkan isimler, aslında amacına uygun mu davranılıyor ve insanları neye sürüklüyor? Şunu biliyoruz ki sosyal medya ahlaki sınırları bayağı bir zorluyor ve burada da insanlar hayatlarından vazgeçip sosyal medyada yaşamaya başlamışlar. Öyle ki en sonunda birçokları işte aslında neymiş ne olduklarını da görebiliyoruz. Bu durumda bir özendiriciliği de olabiliyor tabii ki. İçerikler haz, eğlence ve duygu sömürüsü odaklı üretiliyor. Ama bu yanda bu hazlar üretilirken, bu içerikler sunulurken mahremiyetimizi de ahlakımızı da ortaya koyuyoruz. Neyimiz eksik de bizim sosyal medyada bu kadar çok her şeyimizi ayan beyan ortaya koyuyoruz? Evet, sizler. Yani tabii ki sorunuzun çok boyutlu bir arka planı var. Başta şeyi söylemek lazım. Yani uzun zamandan beri sosyal medyadaki içerikleri takip ediyorum ben. Aslında bu bir sürecin patlaması. Yani aslında oradan bir anda karşılaşmadık bu süreçle. Ve eğer, tabii belki ilerleyen zamanlarda konuşuruz, çeşitli zihinsel anlamda bir dönüşümde gerçekleşmezse buna benzer fazla olaylarda karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Şimdi tabii doğrudan meseleyi keskin hatlarla ayırmak bilimsel anlamda bir sorun olabilir. Yani bu bağlamda ilk başta şeyi söylememiz lazım. Yani bütün iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki kat edilen aşama gibi bunun bir uygulaması olarak sosyal medyada aslında olumlu hedefler etrafında ortaya çıkartılmıştı. İcatlar buna bağlı binaen yapılmıştı. Neydi bu? İşte daha açık, daha demokratik, daha şeffaf bir iletişimin kurulması amacıyla bu tip uygulamaların yaygınlaştığını görüyoruz. Özellikle işte kendini kamusal alanda ifade edemeyen azınlık toplumsal gruplar, işte azınlık cinsel yönelimler, işte yine kendisini var demeyen yaşanmış isimler, gelir seviyesi düşük olan toplumsal kesimler, bunların hepsi sosyal medyada kendilerini var edebilir düşüncelerini ortaya koyabiliyorlardı. Aslında bir ölçüde hala bu demokratiklik imkanını da sosyal medyada hala bulmak mümkün ama özellikle sosyal medyanın anonim ve aşırı bir şekilde etkileşim kurmaya meyyal bir mecra sunmasının sonuçları biraz bu. Çünkü anonimlik bir taraftan demokratik anlamda insanlara özgürlük sağlayabilir ama yüz yüze hayatta birebir anlamda karşı karşıya geldiğinizde yapmayacağınız düşünce ve eylemleri de o anonimin getirdiği, sürü olmanın getirdiği hale çerçevesinde yaptırabilir. O yüzden bakıyorsunuz sosyal medya bir anda insanların birbirine linçlediği, birbirlerine küfür, hakarete varan ifadelerde bulunduğu, işte son derece lakayt, lavali içerikler ürettiği, şiddet uyguladığı, özellikle psikolojik şiddet uyguladığı, ortam haline geliyor. Nefret suçlarının kol gezdiği bir hale geliyor. Dolayısıyla aslında sürecin iki basamağı var sosyal medyanın niteliklere bağlamında. Bir tanesi çeperde kalan, azınlıkta kalan grupların demokratikleşmesi, demokratik haklarını kullanabilmesi için kullanılabilecek bir olumlu niteliği varken, diğer taraftan özellikle yine aynı nitelikler bağlamında belki son derece baskıcı, son derece sömürü ilişkilerine entegre olmuş, son derece ötekileştirme ilişkilerine neden olmuş bir mecra halinde gelebiliyor. Tabii ki işte Türkiye'de de başlayan bu süreç aslında 80'lere kadar geri giden bir tarihsel arka plana sahip. Dünyada bu böyle bir ekonomik, politik, zihinsel arka planla karşı karşıyayız. Özellikle burada işte 20. yüzyılın hakim anlayışlarının, değerlerinin değiştiğini görüyoruz. Mesela emek gibi bir değer. Yani özellikle toplumsal iş bölümü, iş bölümünde hiyerarşik tabakalar arasındaki ilişkinin son derece baskıcı, sömürü odaklı bir biçimde gerçekleşmeye başlamasıyla birlikte artık acaba nasıl
kısa yoldan para kazanabilirim? Nasıl işte hiçbir şekilde emek vermeden, emek sarf etmeden kendimi var edebilirim? Nasıl işte milyon dolarlara sahip olabilirim? Gibi bir düşüncenin yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz. Biraz da bu işte fenomen içeriklerinin arka planında yatan şey de o. Yani hiçbir şekilde emek sürecine girmeyeyim. Hiçbir şekilde toplumsal iş bölümüne doğrudan dahil olmayayım. İşte tırnak içinde kendi işimi yapayım ve izlenmek için de elimden ne geliyorsa işte bütün ahlaki, değersel, insan haklarını da içeren değerler bağlamında hiçbir değer kabul etmeden içerikleri üretmeyi de göze alan bir pragmatik bir nüfus, pragmatik bir toplumsal kesim ortaya çıktı diyebiliriz. Bugün de belirttiğiniz gibi artık toplumdaki bu dönüşümle birlikte içeriklerin dayanılmaz, artık büyük bir kesimi de tedirgin eden, büyük bir kesimi de toplumsal kesimi de korkutan bir atmosfere doğru yürümeye başladı. Ve dolayısıyla da gerçekten bugün de olduğu gibi meseleyi enine boyuna tartışmamız bu biçimde tarihsel arka planıyla olumlu ve olumsuz niteliklerini tartışmaya ihtiyacımız son derece her zamankinden de Biraz fazla. böyle büyükleri de irite eden durumlar var ki artık yasalar meclise gelmeye başladı, yasa önergeleri meclise gelmeye başladı. Hatta bazı uygulamaların Asya temsilcileri işte meclise gelecek, sunumlar yapacak dereceye kadar geldi. Çünkü gerçekten vahim durumdayız. Bilmiyorum sosyal medyadan takip ettikleriniz mutlaka vardır ama öğle kuşağında ekranlara baktığımız zaman oradan aile boyutunu bile ortadan kaldıran bir takım durumlar söz konusu. Yani aile yapısını tamamen neredeyse bozma derecesinde işte çocuğu olan bir hanımefendi, hiç alakası olmayan hiç şimdiye kadar tanımadığı etmediği birisini sırf o sosyal medyaya medyadan mecrasından bulup onunla hayatını birleştirme noktasına kadar gidebiliyor. Çok vahim durumlar söz konusu. Dezenformasyonla mücadele anlamında sizin önerecekleriniz neler olabilir? Elbette ki önce aileden başlamak gerekirse. Yani tabii toplumsal kurumlar çerçevesinde aile, onun dışında eğitim, din, hatta işte ekonomi, politika, gündelik hayat kurumları, bunların hepsi aslında olumsuz anlamda etkileniyor bu süreçten. Aşırı derecede bir bilgi kirliliği var. Aşırı derecede ne derler, haksız kazançlar edinen kesimler ortaya çıkmaya başladı. Azınlıklar, imtiyaz azınlıklar ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla bütün kurumlarıyla birlikte toplumsal anlamda bir ne derler, bir bilgi kirliliğiyle, bir ne derler, manipülasyonla karşı karşıyayız Algıyla aslında. da yani bizim gördüğümüz kadarıyla Tabii bayağı ki. bir de algı var. Geçmişini önünü arkasını bilmeyen bazı konularda o kadar güzel algılar, manipülasyonlar yapılıyor ki hayır aslında o öyle değildir diyene kadar paylaşımlar yüz binlere ulaşmış oluyor bir kere. Tabii, yani zaten öyle. Tam dediğiniz gibi. Yani zaten o haberciler, o yüzden yani medya sektöründe olanlar ya da işte bağımsız medya çalışan olanlar, o yüzden bu etik ilkelere sahip olması çok önemli. Çünkü gösterdiği kadar doğruyu oluşturuyor. Bir anlamda doğruyu da inşa ediyor orada. Neyi gösterdiği, nasıl gösterdiği, hangi cümlelerle gösterdiği, aktardığı, hangi seslerle aktarım yaptığı çok önemli. Ama bugün daha çok artık propaganda aracı haline geldiğini görüyoruz bu tip içeriklerin. Hatta şey bile, bizim tamamen zihnimizi bulandıran, bizi işte paniğe sürükleyen, bizi işte daha çok içimize kapanmamıza neden olabilecek içeriklerle de karşılaşıyoruz. Bazen mesela işte, değil mi? Mesela Türkiye'nin bugün bu içeriklere bakarak tamamen tehlike içerisinde, tamamen risk altında, tamamen işte problemli bir yer olduğunu düşünüp evine kapanan, insanlar ilişkisini kaybeden birçok kişi de olabilir. Böyle bir etki, bomba etkisi de yaratabilir bu medya araçlarından yayılan göstergeler, öyle söyleyelim. Ama buna karşı, yani dediğim gibi, işte meclise yasa götürülebilir, hukuki anlamda mahkemelerde vesaire, dediğiniz gibi bununla ilgili düzenlemeler yapılabilir. Hani bu bir işin hukuki boyutu, ama şeyi görüyoruz biz, özellikle suç ilişkilerinde görüyoruz. Genellikle ödül ceza ikilemi toplumsal ölçekte çok fazla işlevsel olmuyor. Yani ne kadar çok gözetimi,
denetimi, hapishane sayısını arttırırsanız arttırın, suç sayısında bir azalma göremiyorsunuz. Dolayısıyla asıl mesele demek ki toplumsal zihniyeti, toplumsal düşünce ve eylemi dönüştürebilmekle alakalı. Yani buna odaklanmamız lazım. Nedir o peki? İşte bütün bu deminden beri saydığımız sorunlu hale gelmeye başlayan, manipüle edilen kurumların tekrar hem geleneksel hem de modern değerlerle yeniden dönüştürülmesi lazım. Yani işte eşitlikçi bir eğitim nedir? Özgürlükçü bir politika nedir? Nasıl yapılır? İşte adil bir ekonomik bölüşüm mümkün müdür? Ne bileyim işte dinde ne derler başkasının hakkına girmenin ne gibi bir hükmü vardır? Liyakate uygun davranmamanın cezası nedir ya da uygulaması nedir? Ya ne bileyim gündelik hayat kurumlarında, dinlenme eğlence kurumlarında ne kadar sosyalleşebiliyoruz, ne kadar dayanışıyoruz birbirimiz, yoksa hepimiz telefona mı bakıyoruz gibi sorular sormak lazım. Bu soruların cevabıyla birlikte sanırım süreç biraz daha ilerleyecek. Tabii ben şey demiyorum, bazen konuşurken öyle de algılanıyor. Sanki yani işte bir ceza mekanizması işlemesin vesaire falan filan diye bir şey demiyorum. O kendi içinde o mekanizmayı sürmeye devam etsin. Hukuki sistem, meclis, yasama vesaire sürsün. Ama bundan sonra her vicdanlı bireyin şunu sorması lazım, bilim insanlarının da sorması lazım. Bir daha böyle cezalandırıcı bir eylemde bulunmamak için ne yapmalıyız? Tamam, şimdiki süreç devam etsin. Hiç ona bir şeyim yok. Ama bir daha bunun olmaması için de alınması gereken tedbirleri şimdiden düşünmeliyiz. Onlar da işte hem geleneksel hem de modern değerleri içselleştirmek, bunları toplumsal kurumlarda yeniden işlemesini sağlayacak mekanizmalar kurmaktan geçiyor biraz da. Biraz isyan boyutuna getirmiyor mu? Yani işte iki fotoğraf paylaşıyor, paylaşım yapıyor. İşte tamam, arka planda biz de biliyoruz, bir emek olduğunu biliyoruz. İşte teçhizatlara yatırım yapılması gerekiyor, onu da biliyoruz. Ama böyle kolay yoldan para kazanmaya yönelik bir takım yayınlar yapan birçok kişi de var. Adı sanı belli olmayan birçok kişi var. Bunlar da gerçekten baktığınız zaman orada da bir emek var, burada da bir emek var. Ama bazı kurallara uymadan, atıyorum müstehcenliği çok fazla ön plana çıkartarak. Sonrasında Ayşe yapıyorsa Fatma neden yapmasın? O kişi bu kadar para kazanıyorsa ben neden yapmayayım? Ve günümüzde gençlerimize yönelik baktığımız zaman eskiden öğretmen olmak ister, işte doktor olmak ister, mühendis olmak ister. Şimdiki gençlere baktığımızda YouTuber olurum diye cevaplar alabiliyoruz. Yani bu ayrımı nasıl yapmak, nasıl dur demek gerekiyor? Yani sadece şeyde de değil, müstehcenlikte de değil. Yani o işin içinde. Ama bugün herhangi bir denetim olmadığı için, zaten denetlenmesi de çok zor bir alan olduğu için. Yani bugün bakın işte kara para aklayanlar, dolandırıcılar, suç, çete, şebekeler, işte röntgenciler, stalk yapanlar, işte stalking, ısrarlı takip diye çeviriyoruz. Musallat diyebiliriz. Başkalarına musallat olanlar. Yani bunlar medya, sosyal medya içeriklerinde, içerikleri bağlamında bütün yaşam stillerini yaygınlaştırıyorlar. Bakın ben size örnek veriyorum. 2009'da ya da 2008'de yanlış hatırlamıyorsam, yani bir 10-15 sene önce çok net hatırlıyorum. O zaman daha işte bu daha yeni yeni bu tip hızlı etkileşimli uygulama mecralar ortaya çıkmaya başlamıştı. Yani bir arkadaşınızın, görüşmeniz bir arkadaşınızın işte hesabına girip sürekli takip etmek ayıplanıyordu. Ben bunu bizzat gördüm, gözümle de gördüm. Ne yapıyorsun sen, milletin özel hayatıyla ilgili ya da hayatıyla ilgili neden bu kadar çok meraklısın deniyordu. Bugün bakmayana neredeyse amiyan tabirle enayi denecek. Yani herkes o stok, o röntgenlemenin, o şeyin içinde. İşin kötüsü hepimiz de var bir nebze bu. İnsanlar artık görünüyorum, öyleyse varım. Daha çok beğenilme, daha çok tıklanılma tabii, uğruna. Daha çok beğenilme, daha çok görünme, daha çok var. Halbuki yani bunların dışında da varlıksal düzeyler var. Yani kültürel anlamda varlığımız var. İşte entelektüel bir varlık düzeyimiz var. İşte emekle oluşturduğumuz maddi bir varlık düzeyimiz var. Ama artık bunu gözetlenmek de acayip haz getiren, anlık hazlar getiren bir sürece neden olmaya başladı. Öğrenilmiş bir yani duygu artık durumu mu ortaya çıktı bu sosyal medyadan sonra? Tabii yani hatta işte o kadar çok bu sosyal medya ve buna benzer uygulamalar o kadar çok arzuyla oynuyorlar ki yani bir sabun gibi işte tam tuttum diyorsunuz ıslak bir sabun elinizden kaçıyor. Tekrar tutmaya çalışıyorsunuz yine kaçıyor. Yani
sürekli arzunun ne derler güdülenmesiyle kendisini var eden bir sistem. İşte reklamlarıyla, şunuyla, bunuyla bir sürü şeyle, işte zaten taktiği de var onun, tıklanma sayısı, abone sayısı vesaire sayısı üzerinden gelişen bir ekonomisi var. Şimdi o zaman bunun sonsuza kadar giden bir arzu yakalama anlayışı ve şey de değil, ne derler, hani bu sürecin sonucunda özellikle bakıyoruz, gençler burada bu arzu ilişkisinin içerisinde çok fazla ön plana çıkıyor. Fenomenlerin içerisinde böyle, fenomen olmaya çalışan gençlerin içerisinde de böyle çok büyük bir kesim var. Orada bakıyorsun yine bunun toplumsal kurumlarla, toplumsal yapıyla bir ilişkisi var. İşte gençlere bakın, bugün genç nüfus sürekli artıyor. Türkiye'de de belli bir çoğunlukta bir artış var. İşte bakıyorsunuz istihdam problemleri var. İşte yalnızlık problemi aşırı derecede kendini göstermiş durumda. İşte o güvensiz ilişkiler ortaya çıkmış durumda. Yani bugün öyle bir şey ki sosyal medyaya girerek insanlar toplumsallaşabiliyorlar. Yani yalnız bir şekilde kendi içlerine kapandıklarında toplumsal olabiliyorlar ancak. Fiziki anlamda toplumsallaşma imkanları kalmamış. İşte böyle bir durumda bir de kendi sözlerini de ifade edemiyorlarsa, özgürce kendi düşüncelerini ifade edemiyorlarsa, isteklerini, arzularını da ortaya koyamıyorlar. Ama bunun karşılıklarından bir tanesi yıkıcılık oluyor, yıkıcı eylemlere yönelme oluyor. İşte bu örnekler karşımıza çıkıyor biraz da. İşte o yüzden bunun toplumsal ayağını düşünmeden doğrudan bir çözüm üzerine konuşmamız mümkün değil. Yani uzun bir süreç, uzun bir işte son 30-40 yıllık bir ekonomik sürecin hem dünyada hem Türkiye'de getirdiği sonuçlardan bir tanesi bu. O yüzden daha çok işte gençlerin sorunlarını dinleyecek, gençlerle ne derler organik etkileşim kuracak, gençlerin istihdam problemlerini, yalnızlık problemlerini çözecek öneriler ortaya koymak, sosyolojik öneriler koymak üzerine durmamız daha önemli. O zaman belki tabii ki hemen bugünden yarına bunlar çözülecek değil ama aşama aşama, katre katre, küçük küçük ilerlemelerle birlikte şimdikinden daha olumlu noktada olabileceğimiz en azından kesin. Yani o zaman piramidin en yükseğine bakacak olursak, milyonlarca takipçisi olan hesapları öncelikle incelemeye başlayıp sonrasında aza inmek mi doğru? Şunu söylemek istiyorum çünkü bir televizyon kuruluşunda, bir radyo kuruluşunda, bir internet sitesinde dahi bir haberci, bir ekrana çıkan sunucu, editör vesaire, bizim kurallarımız var ve yayınladığımız bütün yayınlar RTÜK kurulundan geçiyor. Ama internette böyle denetlenecek bir ortam, mekanizma yok ve bu kadar çok fazla milyonlarca hesap varken bunu denetlemek gerçekten mümkün değil. O zaman en çok takipçili olan isimlerden mi başlanmalı? Nedir sizin öneriniz? Yani tabii ki ne derler, hani bakanlık vesaire bunun takibatını yapıyor. Orada işte zaten doğrudan kamuoyunda ön plana çıkmaya başlayan isimler üzerinden gitmeye başladılar zaten. Dedim ki bu şekilde devam edebilir. Bu hani doğrudan sosyolojinin konusu da değil. Sosyoloji daha çok işte o bu piramit nasıl oluşuyor? Bu piramidin işte yani piramidin üstündekinden çok piramit yapısının kendisinin çözülmesi o noktada önemli. Mesela işte görüyorsunuz o en önemli, orada siz de değindiniz, doğru bir nokta o. Yani insan gözünün sınırlarını zorlayan bir veri girişi var bugün internet ortamında. Yani hatta işte filmlerde falan filan da olur çoğunlukla. İşte ekranları gözetleyen işte bekçi tam işte kahramanlarımız böyle bir yerden kaçarken uyuyakalır. Ya da yemek yiyordur o sırada. Mesela filmde de ya da işte polis ya da güvenlik görevlisi diyelim. Neden? Göz, insan gözü ve insan zihni elbette ki kusurlu yanlar taşır. Dolayısıyla bu kadar fazla veriyi kontrol edebilecek kadar insan da yok zaten. Hani o kadar görevli de yok. Ama yine de en azından bir üçüncü bir kişi olarak, bir hakem olarak işte bilim insanlarından, bilir kişilerden en azından belli ölçülerde faydalanmak ilk aşamada belki bir çözüm olabilir. Ama böyle uzun vadede bu süreci değiştirmenin tek yolu insan zihniyetiyle ilgili ortaya çıkan, işte size deminden beri bahsettiğim olumsuzluklarla yüzleşmek, bunların sebepleriyle yüzleşmek, bunların tekrar yeniden olumlu değerler çerçevesinde restore edilmesini sağlayacak çok bütünlüklü bir dönüşümün sağlamak. Bunu da zaten işte siyasilerin görevi olduğu gibi, bu aslında en ufak bir bireysel bireyin de görevi. Karşılaştığı zaman etik ilkeleri hatırlatmak böyle bir durumla. Böyle bir şeyle karşılaştığında işte insan haklarından bahsetmek. Ne bileyim, şikayet kırılması varsa o sitenin, işte bulunduğu uygulamanın, onu devreye sokmak. Yani en
mikro alanda bir bireyden başlayıp siyasi karar alıcılara kadar giden bir sorumluluklar silsilesi var. Ve kararlılıkla, yani istikrarla yapılabilir. Yani ufacık bir şey bile, ne derler, İltimas geçmek bile, ufacık bir rahatlama bile, gevşeme bile tekrar mekanizmanın aynı noktaya gelmesine neden olabilir. Çünkü hani karşılaştırdığınız şeyler birbirinden farklı. Yani siz işte çoğunlukla, hani öyle bir söz var, güzel de bir söz. Doğru olan genellikle zor olandır. Aynı zamanda talip olmakla alakalı bir şey. Şimdi bu şey de derler, internet sektörünün, internet mecrasının sunduğu şey ne? İşte has, ondan sonra duygu sömürüsü, İşte ne derler, eğlence, çoğunlukla eğlence işte gibi şeyleri var. Ne derler, vaatleri var. Hatta bugün artık biz, yani ben anlamıyorum bazen de, hani şaşırıyorum da, yani haber eğlence diye bir kavram var. Infotainment diyoruz. Yani haberler bile eğlenerek verilmek zorunda artık yani. Yani gülünecek bir şey yok ortada. Yine de güldürülmezsek eğer, o haberi de doğrudan, ne derler, o bilgiyi de almak istemiyoruz gibi bir Ağlanacak halimize süreç. gülüyoruz eşin Tabii. aslında. Tabii öyle bir durum var. Yani şimdi her şeyde böyle. Yani işin içine biraz şey katalım. Mesela bir şey öğreneceksiniz. Eğitim programı var mesela, diyelim ki internet mecrasında. İşte içine biraz daha dikkatleri çekelim. İşte biraz komik şeyler koyalım. Ya dikkat çekici, çarpıcı, skandalvari, böyle hem bizi biraz dikkatimiz oraya yoğunlaştıran şeyler, olaylar serpiştirelim diye düşünülüyor. Şimdi böyle olduğu zaman, zora da talip olduğunuzda, bunların hepsini teker teker bulunduğunuz her yerde tepki çekmeyi de belki çoğu zaman göze alarak açıklamakla mükellefsin. Mükellefiz. Hepimiz mükellefiz bunda. Çünkü gidişat tüm nereye kadar, yani sonunun neresi olduğu belli değil. Aşırı derecede müphem bir durumla karşı karşıyayız. Evet hocam, çok teşekkür ederim değerli katkılarınızdan dolayı ve vakit ayırdığınız için. Ha. Rica ederim, rica ederim. Ne Son demek? olarak eklemek istediğiniz varsa onu da alalım lütfen. Ha, tabii eklemek istediğim şey olarak, yani dediğim gibi, sosyal medyanın eleştirisini verelim. Sosyal medyadaki olayların eleştirisini verelim. Ama her zaman işte bu sosyal medyanın toplumsal anlamda nasıl işlevsel hale geleceğini, nasıl yararlı bir hale geleceğini düşünelim. Hatta bu sosyal medya mecralarının dışına çıkan yeni özgün icatlar yapabilir miyiz? Mesela her toplum bunu düşünmeli bence, yani aynı zamanda. Alternatif uygulamalar ortaya koyabilir miyiz? Yani işte kullanıcısını bağımlı yapmayan, kullanıcısının zihnini ne derler, uyuşturmayan, kullanıcısını işte manipüle etmeyen yeni yeni uygulamalar icat edilebilir mi diye mücadele ederken, bir de bunu da düşünmek önemli. Yani bunun düşünsel arka planını sosyal bilimciler zaten işte burada yaptığımız gibi belki tartışacak. Bunu fiziki hale getirmesi mühendisler ve doğa bilimleriyle alakalı bir şey. O yüzden bütünlüklü bir bilimsel çerçevede hem bu eleştirelliği ortaya koyarken, hem sosyal medyanın olumlu yönlerini yükseltmeye çalışmak, hem de bunun da dışına çıkan yeni icatlara, düşünsel ve teknolojik icatlara da ne derler, açık olmak son derece önemli. En son bunları söyleyerek bitireyim. Samimi Analiz programında sosyolog doktor Berat Dağ bizlerleydi. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.